Merhabalar, ben Belma Toz. Bugün sizlere ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim, iş ve ürün geliştirme ile ilgili bir sunum paylaşacağım. On sene farklı iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalıştıktan sonra kariyerimde farklı bir yöne gitmeye karar verdim ve tasarımın çeşitli disiplinlerle olan ilişkisini sorgulayarak doğaya ve topluma faydalı tasarım anlayışlarını araştırmaya başladım ve sorgulamaya başladım. Kendi markamı da bu vesileyle sürdürülebilir tasarım üzerine kurdum. Ve o zamandan beri, 2018'den beri sürdürülebilir tasarım, ekoloji, birlikte yaratma, üretme projeleri üstüne gönüllü olarak birçok toplulukta ve sosyal girişimde projeler yürütüyorum. Bunu sürdürürken de öğrenmeye devam ediyorum bu konuyla ilgili. Bugün başlıklar olarak ilk önce iş planımı, iş modelimi onunla ilgili. Yani bunun ikisindeki arasındaki farkı, daha sonra iş modeli kanvasını, sonra çevresel ve sosyal açıdan iş modellerini anlatacağım sizlere. İş planımı, iş modelimi deyince bunun aslında ikisinin birbirinden farkını ne olduğunu bir söylemek istiyorum. İş planı yeni girişime dair en kritik bilgileri derleyen yazılı bir dokümandır. Bir iş planı hazırlama, pazarlama ve finansal operasyonel bakış açısıyla işinizin neden başarılı olacağına odaklanıyor. Gelecekteki vizyonunuz, bu vizyondaki hedefleriniz, uygulayacağınız planları anlatırken çok önemli bir stratejik planlama aracıdır ve şirketinizin yol haritasıdır. İş modeli bir iş fikrinin pazarın gerçek yapısı içerisinde gerçek müşterilere değer yaratıp yaratmadığını gözlemleyen bir modeldir. Girişimin nasıl değerler yarattığını, bunu nasıl pazara ulaştırdığını ve nasıl gelir elde ettiğini ve bununla ilgili de bir kanvas üzerine değerlendirerek iş modelini, bir iş fikrinizi geliştirmek için ve iş planınızı daha verimli hale getirmek için kullanılan bir modeldir. Şimdi iş geliştirme sürecinde iş fikri, daha sonra iş modeli ve iş planı diye bir süreçten bahsetmek doğru olacaktır. İş modeli geliştirmeyi anlatacağım ben. İş modeli geliştirmek için kullanılan iş modeli kanvası, iş fikrinizi kanvas üzerinde geliştirebileceğiniz görsel strateji geliştirme aracıdır. İş modeli kanvası 9 bloktan oluşur ve bir iş fikrini mantık çerçevesinde oturtuyor ve bunların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteriyor. 3 ana bölüme ayrılabilir iş modeli kanvası. Arzulanabilirlik, bunu istiyor mu, bu ürünü veya hizmeti istiyor mu? İkinci bölüm uygulanabilirlik. Bu hizmeti veya ürünü sunabiliyor muyuz? Üçüncüsü de yaşayabilirlik. Bu ürünün veya hizmetin değeri nedir? Bu üç ana bölüme biraz daha yakından bakacağız şimdi. Arzulanabilirlik segmentindeki müşteri segmentiyle başlıyoruz öncelikle. Müşteri segmenti girişimizin ulaşmayı ve hizmet vermeyi amaçladığı farklı kişi veya kuruluşlar grubudur. İş modelinizin kalbini oluşturuyor müşteri segmenti. İş modelinizin bir veya birkaç müşteri segmenti olabilir. Süreç hangi segmentlere hizmet vereceğinize karar vermeniz ve hizmet edeceğiniz müşteri segmentinin ana hatlarını belirlemenizle başlıyor. Burada bazı sorular sorulacak. Bazı sorular şunlar olabilir. Müşteriniz kim? Kimler için değer yaratıyoruz ve kimde değişiklik yaratmak istiyoruz? İkinci blok, arzulanabilirlik bölümünde değer önerisi. Burada da müşteriye sunduğunuz hizmet veya ürünü benzersiz yapan özellikleri, diğer rakiplerden ayıran farklılıkları, ürününüzün veya hizmetinizin yarattığı faydaları gösteriyor bu değer önerisi de. Değer önerisi bir müşteri için o segmentin ihtiyaçlarını karşılayan farklı unsurlar ile değer yaratır. Bunlar nicel olabilir. Örneğin fiyat, hizmet hızı veya nitel olabilir. Bunlar tasarım, müşteri deneyimi gibi özellikler olabilir. Burada da bu bloğu doldururken de sorabileceğiniz sorular, müşterinize sunduğunuz temel değer ne? Müşterinizin hangi sorularını çözmeye yardımcı oluyorsunuz? Müşterinizin hangi ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? Diğer bir arzulanabilirlik bloğu kanallar. Şimdi müşteri segmentinizi karar verdiniz ve o müşteriye hangi değer önerisiyle gideceğinize karar verdiniz. Burada da değer önerinizi sunmak için müşteriyle nasıl iletişime geçeceğinizi ve onlara nasıl ulaşacağınızı
tarif etmeniz gerekiyor. Burada da iletişim, dağıtım, satış kanalları, müşteriyle etkileşime girdiğiniz temas noktaları sizin aslında buradaki kanallarınızdır. Müşterinize kendi kanallarınız, ortaklarınızın kanalları veya her ikisinin karışımı yoluyla da ulaşabilirsiniz. Doğru kanalları birbiriyle entegre bir şekilde kullanmak, değer önerinizi pazara ulaştırmakta önemli bir rol oynuyor. Bunun için yine sorabileceğiniz bazı sorular: müşterimiz hangi kanallar yoluyla ulaşılmak istenir? Kanallarımız nasıl entegre edilir? Hangileri en iyi şekilde çalışır? Hangileri en uygun maliyetlidir? Diğer bir arzulanabilirlik bloğu da müşteri ilişkileri. Girişiminizin belirlediğiniz müşteri segmenti ile kurduğu ilişki türlerini tanımlar. İlişkiler değer önerinizi ilettiğiniz kanallarınız aracılığıyla kurulur. Burada kişisel asistan, self-service, otomatik servis, topluluklar, birlikte yaratma gibi birçok müşteri ilişkileri türü vardır. Belirlediğiniz müşteri ilişkileri türü müşteri deneyimini derinden etkiler. O yüzden çok önemlidir. Kullandığınız farklı kanallar için farklı ilişki türleri de belirleyebilirsiniz. Yine sorabileceğiniz bazı sorular: müşteriniz bizden hangi tür müşteri ilişkisini, türünü kurmamızı bekliyor? Biz hangilerini kurabiliriz? Maliyetleri ne kadardır? İş modelimizin tümüyle nasıl entegre olabilir? Şimdi diğer bir bölüme geçeceğiz. Burada da uygulanabilirlik bölümü. Uygulanabilirlik bölümünde kilit kaynaklarla başlıyoruz. Kilit kaynaklar iş modelinizin çalışması için gereken en önemli varlıkları tanımlar. Değer önerisini kaynaklar ile bir girişimin değer önerisini oluşturup sunmasına, pazara ulaşmasına, müşteriyle ilişkilerini sürdürmesine ve gelir elde etmesine olanak tanır. İş modelinin türüne bağlı olarak da farklı kilit kaynaklara ihtiyaç vardır. Bunlar teknoloji olabilir, fiziksel varlıklar olabilir, insan gücü olabilir, bilgi, ağlar olabilir. Yine bazı sorular sorulacak, bazı sorular. İşinizle sunduğunuz değeri yaratabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar nelerdir? Dağıtım kanallarınız, müşteri ilişkileriniz ve gelir modeliniz için en önemli kaynaklar nelerdir? Hali hazırda sahip olduğunuz kaynaklar hangileridir? Diğer bir uygulanabilirlik bölümündeki blok, kilit faaliyetler. Bir girişimin iş modelinin çalışması için yapması gereken en önemli şeyleri tanımlar. Buradaki bazı sorular sorulacak. İşiniz ile değeri yaratabilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken kilit faaliyetler nelerdir? Dağıtım kanallarınız, müşteri ilişkileriniz ve gelir kaynakları için en önemli faaliyetler nelerdir? Diğer bir blokta kilit ortaklar. İş modelini çalıştıran tedarikçiler ve ortaklar ağını tanımlar. Burada da bunlar tedarikçiler, distribütörler olabilir, ağlar olabilir. Kilit kaynaklar ve kilit faaliyetlerinizi geliştirirken iş modelinizi desteklemek, riski azaltmak ve kaynak elde etmek için kurulan işbirliklerini tanımlar. Bazı sorular sorulacak. İş fikriniz için kimlerle ortaklık kurabilirsiniz ve hangi yollarla çalışabilirsiniz? Etrafınızda sizi destekleyecek kimleri tanıyorsunuz ve size nasıl destek olabilirler? Hangi tip profesyoneller, yetenekler, araçlar ve insanlar olabilir? Girişiminizin gelir akışıyla müşterinizden nasıl gelir elde ettiğini ve tanımlayan ve iş modelinin eğer müşteriler kalbi ise gelir akışı da onu besleyen arterlerdir aslında. Çok önemli bir blok bu da. Gelir akışında farklı fiyatlandırma mekanizmaları olabilir. Mesela sabit liste fiyatları, pazarlık, açık arttırma, pazara bağlı, hacme bağlı gibi birçok fiyatlandırma mekanizması olabilir. Bir iş modeli bir kerelik müşteri ödemelerinden satışlar olabilir bunlar veya iğnelenen gelirlerden, abonelik bedellerinden kaynaklanan işlem gelirleriyle para kazanabilir. Bazı sorular: nasıl ve hangi kazanç mekanizmaları iş modelinizi derinliğini yakalayacak? Kazancınızı sağlayacağınız yöntem ne olacak? Müşteriniz ne ödeme yapacaklar? Nasıl ödeme alacaksınız? Bunları belirlemeniz gerekiyor. Maliyet yapısına geçiyoruz. Bu blokta da iş modelinizi işletmek için katlanılan tüm maliyetleri açıklıyor. İş modelinizin yapısını anladığınızda aynı zamanda maliyet yapısıyla ilgili de fikriniz oluşmuş oluyor. Burada sabit ve değişken giderler vardır. Personel, kira, üretim maliyetleri, dağıtım giderleri gibi. Bunlar kilit kaynaklar, kilit faaliyetler ve kilit ortaklıklar tanımlandıktan sonra daha kolay bir şekilde hesaplanabilir. Maliyet yapısıyla iki tür sınıflamaya girilebilir. Bir tanesi maliyet odaklı iş modelleri, diğeri ise değer odaklı iş modelleridir. Bu tür işinizi yürütebilmek için katlanacağınız sabit ve değişken giderlerden
bahsetmiştim. Bu tür giderler aslında maliyet odaklı mı yoksa değer odaklı mı olduğunu birazcık daha belirlemenizi sağlıyor. Burada maliyet odaklı iş modellerinde her yerde aslında maliyetleri en aza indiriyorsunuz ve böylelikle ona odaklı bir iş modeli geliştiriyorsunuz. Değer odaklı bir iş modeli kurduğunuzda ise üstün değer önerisi ve yüksek derecede kişiselleştirilmiş hizmet ile burada daha çok değer yaratmaya odaklanıyorsunuz ve maliyetler çok fazla sizi ilgilendiren bir yapıda olmuyor. Değer önerinizle birlikte değer odaklı bir iş modeline karakterize oluyorsunuz. İş modeli kanvasını bitirmiş oluyorum. Şimdi burada iş modeliniz aslında ekolojik ve sosyal açıdan adil mi? Bunu değerlendirmek için bir kanvası doldurduğunuzda bunu değerlendirebileceğiniz birçok metreye ulaşmış oluyorsunuz aslında. Bu neden önemli iş modelinizin ekolojik ve sosyal açıdan adil olup olmadığı? İşinizi geliştirirken tüm bu yapı taşlarını düşünmeniz gerekiyor. Peki burada yeterince sürdürülebilir bir iş modeli tanımlayabiliyor musunuz? Buna bir bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma için 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi gereken 17 tane amaç belirledi. Bunlardan 12.si sürdürülebilir tüketim ve üretim. Sürdürülebilir tüketim ve üretim daha az ile daha fazlasını ve daha iyisini yapmakla ilgilidir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi çevresel bozulmadan ayırarak kaynak verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik etmekle ilgilidir. Peki ben bir girişimci olarak nasıl yardımcı olabilirim? Sürdürülebilir tüketim ve üretimi mümkün kılan yeni çözümler bulmak girişimlerin uzun dönemde çıkarına gibi gözüküyor. Burada ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkilerinin ürün yaşam döngülerinde ve yaşam tarzlarında kullanımdan dolayı etkilerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Burada değer zincirinden bahsedecek olursak, tedarikten başlayarak üretim, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası faaliyetlerine müdahale edebileceğimiz birçok nokta var aslında. Burada da bunları müdahale ederek çevresel ve sosyal etkileri iyileştirmek için çok iyi bir ilk adım olacaktır buradaki yapacağımız her müdahale. Bütünsel bir bakış açısıyla hem daha geniş fırsatları görmek hem daha azıyla daha fazlasını yapmak mevcut olan buradaki temel bağlantıları görmemiz yoluyla olacaktır. Burada Patagonya örneğinde amaç tüketimi ve israfı azaltmaktır. Ayrıca şirket organik ve geri dönüştürülmüş malzemenin kullanımını da en üst düzeye çıkararak hasarlı giysileri onararak ve tüm tedarik zinciri içinde güçlü çevre koruma standartlarına uyarak çevresel etkisini sınırlandırmıştır. Sürdürülebilir bir değer önerisi geliştirmiştir. Müşteriler Patagonya ürünlerini satın alarak en yüksek çevre standartlarına katkıda bulunduklarını düşünüyor ve Patagonya çevresel ayak izini sınırlandırmak ve ürünlerin daha büyük bir pazara erişmesi için ikinci el bir giyim değer önerisi de başlatıyor aynı zamanda. Patagonya'nın yüksek sürdürülebilirlik standartları da tabii yüksek maliyetlere yol açıyor. Burada da aslında değer odaklı bir gelir, bir iş modeli düzenlediğini, benimsediğini görebiliriz Patagonya'nın. Buraya kadar benim anlatacaklarım. Herkese teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Ben de Belma gibi bir tasarımcı iç mimarım. 20 senedir mekan tasarımı ve ürün tasarımı üzerine çalışıyorum. İsmim Aycan Yüksel Akçil. Ayrıca bir sosyal girişimciyim eğitim alanında ve profesyonel koçluk, yaratıcılık konusunda profesyonel koçluk yapıyorum. İş geliştirme mentörlüğü yapıyorum. Bugün sizlere Belma'nın anlattıklarını ek olarak İş planı nedir? Neler içerir? İş planı yaparken ürün tasarımında insanı ve çevreyi nasıl gözetebiliriz? Bununla ilgili hangi ilham veren tasarım örnekleri var? Ve ürün geliştirmede gözetilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunlarla ilgili ufak bilgiler vereceğim. Berma'nın bahsettiği gibi iş modelinden iş planı biraz daha farklı. İş planında daha böyle bir kritik bilgilerin içerdiği bir doküman söz konusu ve bu sizin şirketinizin ya da girişiminizin stratejik plan aracı ve şirketinizin aslında bir yol haritası oluyor.
Neden önemli? Çünkü mesela bir yatırımcı ile buluşmak istediğinizde ya da bir hibe almak istediğinizde ya da bir bankaya başvurduğunuzda her türlü konuda çok daha öncesinde bu bilgilerin derlenmesi ve bununla ilgili bilgi sahibi olmanız hepiniz açısından, şirketiniz açısından, şirketinizdeki çalışanlar açısından, hedeflerinize bakmak ve önünüzü görme açısından çok daha faydalı bir yol izlemenizi sağlıyor. İş planında neler var? İş planında aslında ilk önce siz varsınız. Bir girişimci olarak kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? CV'niz nedir? Daha önceki başarılarınız nedir? Eğitiminiz, tecrübeleriniz, ortaklarınız varsa bunlarla ilgili genel bilgiler nelerdir? Ve en önemlisi hangi iş fikriyle yola çıktınız? Sizin için önemli, öncelikli olan, sizi sabahları erken kaldıran, gece uyutmayan o özgün iş fikriniz nedir? Bununla ilgili birinci aşama iş planının bunlarla ilgili bilgileri içeriyor. İkinci aşama hedefiniz. Neden bu iş fikrini seçtiniz? Bununla neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kısa vade hedefleriniz nedir? Mesela 3 ay, 6 ay ya da uzun orta vade hedefleriniz nelerdir? 2 sene sonra girişiminizi, şirketinizi nerede görmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili hedeflerinize baktığınız alan ikinci alan iş planında. Üçüncü alan pazar bilgileri ve pazarlama planı diye geçiyor. Bu biraz daha geniş bir alan. Hem pazar analizi, hem rakip analizi, hem de ürün ve hizmetinizi incelediğiniz kısım. Pazar analizi dediğimizde pazarınızın, ürününüzün ya da hizmetinizin içinde bulunduğu pazarınızın büyüklüğü nedir? Hedeflediğiniz bu pazarda pazar payınızın büyüklüğü ne kadar olacak? Ve pazardaki yıllık hacminiz nedir? Bunlar tabii ki çok afaki, hemen çıkacak, ilk aşamada çıkacak şeyler değil. Bunlarla ilgili fikir sahibi olmanız, bunlarla ilgili araştırma yapıyor olmanız sizin ve iş planınız konusunda çok daha kuvvetli ve yatırımcı karşısında sizi çok daha kuvvetlendiren bir yere getirecektir. Yıllık pay oranınız nedir? Pazar profiliniz nedir? Bunlarla ilgili pazar araştırması yapmak her zaman, sadece başlangıçta değil, aralarda da devamlı pazar araştırması yapmak, onun yanında rakip analizi yapmak çok önemli ve değerli. Rakip analizinde kastım nedir? Potansiyel rakipleriniz nelerdir? Bu rakiplerle mücadele stratejileriniz neler olabilir? Onları sizin iş fikrinizden ayıran nedir? Daha da önemlisi sizde olan, onlarda olmayan o parıltı nedir? O sizi avantajlı kılan nedir o rakipleriniz karşısında? Ayrıca dezavantajlara da bakmak lazım. Bazen girişimciler kendi fikirlerine çok aşık olabiliyorlar. Dezavantajlı ya da olumsuz olan kısımları göremeyebiliyorlar. Bu bakımdan rakip analizi yaparken çuvaldızı da birazcık kendinize batırmanızda her zaman, her daim fayda olduğunu söyleyebilirim. Sektörel gelişmeler ve sektördeki güncel fırsatlar, tehditler nelerdir? Rakip analizine baktığınızda bunları da gözden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Pazar bilgilerinde bir üçüncü nokta ürün ve hizmetinizle ilgili bilgiler. Ürününüz ya da hizmetiniz nedir? Tek cümlede. Bununla ilgili fiyatınızı nasıl oluşturdunuz? Eğer bir ofis ya da bir üretim alanı olacaksa bunun yeri nedir? Neden burayı seçtiniz? Konumu, fiziki özellikleri, pazara yakınlığı hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Ve ürününüzün ve hizmetinizin tanıtım planı. Bunlar bu aşamada olması gereken kısımlar. Ve müşteri analizi. Potansiyel müşterileriniz çok önemli. Sizden kim satın almak istiyor? Sizin ürününüze kimin ihtiyacı var? Hangi gelir grubu, hangi yaş aralığı, bölge ya da cinsiyetteler? Tüketim alışkanlıkları neler? Bunlar çok önemli. Neden önemli? Çünkü genel olarak girişimcilerde hep şöyle bir kanı oluyor. Ben ürünümü herkese satarım. Benim hedef kitlem herkes diye bir yanılgı oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu sizin kendi kendinize paralelize ettiğiniz bir sürece dönüşebilir. Hedef kitlenizi ne kadar daraltıp kendi personanızı, hedef kitle personanızı ne kadar iyi tanımlarsanız
ürününüzün özellikleri ve ön plana çıkma stratejisi çok daha belirgin ve rafine olacaktır ve sizi çok daha avantajlı bir hale getirecektir. Müşteri analizinden sonra pazarlama ve satış hedeflerini de bu bölümde bir senelik tutar ve birim olarak yazmanızda fayda olarak söyleyebilirim. Gelelim dördüncü aşamamız olan üretim ve hizmet planına. Üretim ve hizmet planınız nedir? Sunum süreciniz nasıl? Hangi aşamalardan geçiyor? İş akış şemanız nasıl olacak? Bir ürün oluşurken baştan sona nasıl müşteriyle buluşacak? İlk malzeme girdiğinden son çıktıya müşteriyle buluşma noktaları nereler olacak? Üretimde ve hizmette sunum süreçleri için gerekli olan standartlar, belgeler, izinler, ruhsatlar neler? Bunlar çok önemli. Çünkü bizim ülkemizde bu tip standart ve belgeler gerçekten çok önemli ve kısıtlayıcı olabiliyor. Bunları ayrıca araştırmanızda eğer eksik bilgileriniz varsa bunu bu konularda bilir kişilere danışarak öğrenmenizde fayda var. Ayrıca müşterinizin üretim ve hizmet sürecine ne zaman dahil olduğu ve ne zaman çıkacağı da sipariş aşamasından satış sürecine kadar bütün aşamalarda bunları ayrı ayrı yol haritasını çıkarmanız sizin için çok iyi olacaktır. Beşinci plan yönetim planı, yani sizin şirketinizin organizasyon şeması. İşletmede kimler olacak? Hangi personel çalışacak? Bu personel nasıl bir organizasyonla, hangi yetkinliklerle, hangi iş tanımı ve sınırlarla çalışıyor olacak? Bu teknik bir elemansa belgeleri ve tecrübesi nasıl olmalı? Ne yapıyor olmalı? Bunu iş yönetim planı olarak organizasyon şeması çıkararak çok rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sonraki finans planı ile ilgili bir diğer tablo gelir gider tablosu. En önemli kısımlardan biri. İşletmenizin, girişiminizin başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri nelerdir? İş kurma aşamasında gider kalemine giren tüm faktörleri yazmanız, makine olabilir, ofis ekipmanları olabilir, tadilat, onarım, bakım giderleri olabilir. Aklınıza gelen harcama yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz her türlü gideri iş kurma aşaması gider kalemlerine yazmanız ve bunu görüyor olmanız önemli. Onun dışında işletmeye ait diğer giderler neler olabilir? Ham madde giderleri, kira, su, ısınma, elektrik, haberleşme, genel giderler ve beklenmeyen giderler de yıllık bazında gelir gider tablosuna eklemeniz gereken kısımlar. Finans planında bir diğer önemli nokta da nakit akışı. Nakit akışı bir şirket için çok önemli bir nokta. Akış olmadığı zaman, bununla ilgili çalışma olmadığı zaman şirket ve girişimci de çok tıkanıp çok farklı noktalara gidebiliyor. O yüzden nakit akışını ve nakit projeksiyonlarını aylık gelir gider olarak, yıllık olarak bunları bir tablo olarak oluşturup önünüze koymanız çok önemli ve değerli. İlk başta yapılması gerekenlerden birisi aslında nakit akışında. Siz harcama yapmaya başladıktan sonra kâra geçtiğiniz nokta, yani başa baş noktası, kâra geçiş noktası nedir? Ne zamandır? Nasıl olacak? Bunlar iş planında çok önemli ve gerek yatırımcıların, gerek kuluçka merkezlerinin ya da bir hibe fon sağlayıcıların başta sorduğu konulardan bir tanesi. Bununla ilgili tabii nakit akışı için öz kaynaklarınız ya da diğer kaynaklarınızdan nasıl bir finansman sağlıyor olacaksınız? Borç olabilir, kredi ya da KOSGEB desteği olabilir. Bunlarla ilgili bakıp araştırıp nasıl destek alabilirsiniz, neye ihtiyacınız var? Nakit akış tablonuza eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik iş planından sonra ürün tasarımında doğayı ve insanı gözetme konusuna. Ürün tasarımında aslında şu zamana kadar daha çok insan merkezli, insanı gözeten bir bakış açısıyla ilerliyorduk.
Nedir bu? Daha çok doğayı düşünmeyen, o ekolojik sürdürülebilir hali düşünmeyen, bilimin kesişiminde geliştirilen bilgi ve tasarım tekniklerini içeren bir insan merkezli tasarım anlayışı. Bu tasarım gereği insan merkezli olan, insan merkezli tasarım ve çevresel veya insan dışı faktörlerin tasarım, yönetim sürecine dahil edilmesini gözden kaçırıyor. Yani insan merkezli olunca tasarım, çevreyi, adil üretimi, türetimi daha bir gözden kaçırıyoruz. Peki çevre merkezli tasarım olduğunda nasıl oluyor? Hedef insan kitlesi olmuyor o zaman. İnsan dışı, çevreyle ilgili, gelecekle ilgili nasıl stratejik paydaşların ihtiyaçlarına, sınırlarına ve tercihlerine odaklanarak bir tasarım ortaya koyabiliriz? Çevresel, sosyal, ekonomik olarak sürdürülebilir kılmayı amaçlayan ürün ve hizmetleri nasıl çıkarabiliriz? Bunları geliştirme amaçlı çevre merkezli tasarımdan bahsedebiliriz. Ürün tasarımında doğayı ve insanı gözeterken Maslow'un bir üçgeni piramidi vardır, bilirsiniz. Ben başka bir piramitten bahsetmek istiyorum. Maslow'un piramidinin ürün tasarımı ve doğayı insanı gözetme bakış açısıyla baktığımızda nasıl yapabiliriz? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Kullanıcı merkezli tasarım yaptığımız zaman kendini gerçekleştirme ve saygı aslında ön plandayken insan merkezli tasarımda sevgi, aidiyet ve güvenlik daha çok ön plana çıkıyor. Halbuki özellikle pandemi döneminde gördüğümüz kadarıyla ve dünyada son zamanlarda şahit olduğumuz pek çok doğa olayından dolayı çevre merkezli tasarımın ne kadar önemli olduğunu, bu bizim sadece kendini gerçekleştirme, saygı, sevgi ve güvenlik ihtiyacımız dışında en temel ihtiyacımız olan fizyolojik ihtiyacımızı, yani nefes alma, yemek, su, uyku gibi ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda tehdit içeren konularla ilgili nasıl yol alabiliriz? Nasıl farklı bir şey yapabiliriz? Bunlarla ilgili kafa yormak ve bunlarla ilgili tasarım ve iş planları oluşturmayla ilgili önemli noktalar. İş planıyla ilgili ürün tasarımında insanı ve çevreyi gözetmekle ilgili ve ilham veren tasarım örnekleriyle ilgili beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.